Mahkeme kararı yürek yaralayıcı, insanların vicdanında ciddi yara açan bir karar niteliğinde. Esasen mevcut Türkiye'nin siyasal ikliminde, hukuk sisteminin içerisinde bulunduğu durum, mevcut yargı sisteminin içerisinde bulunduğu durum, tarafsızlığı ve bağımsız konusundaki ciddi şüphelerin, endişelerin olduğu bir ortamda verilen karar, kendisini tekrar eden bir karar niteliğindedir. Tıpkı diğer faili meçhul ve yargısız dava dosyalarında verilen kararlar gibi. Mahkemenin esasen bağımsız ve tarafsız davranmadığı, devletin görevlilerini kolladığı, onlara kutsallık atfettiği, devlet adına hareket edenleri bir koruma kalkanı içerisine aldı. Devleti korumaya çalıştı. Devletin işlemiş olduğu suçları koruma refleksiyle hareket ettiğinin bir başka kanıtıydı. Ve ne yazık ki bu refleks Türkiye'deki Türk yargı sistemine hakim olan zihniyetin sonucudur. Bilhassa Kürtler özelinde, Kürtlerin yaşamını yitirmiş olduğu tüm dava dosyalarında özellikle faillerin devlet görevlisi olduğu, devlet adına hareket eden görevlilerin olduğu tüm dava dosyalarında devlete bağlı yargı makamlarının klasik refleksinin kendisinin tekrarından ibarettir. Bu anlamda vicdanı yaraladı, kanattı. Bu anlamda Kürtleri hiçe saydı. Mağdurların adalet talebini yok saydı. Kesin bir dille söylenilebilir. Mahkemenin kararını herhangi bir hukuki bağlama koymak mümkün değil. Ama bunu tek kelimeyle yorumlarsak devleti koruma refleksiyle verilmiş. Devletin Kürtlere yönelik siyasetinin yargı zemindeki devamından ibaret. Dokunmak istenildiği vakit çok somut deliller var. Mahkemenin esasen evrensel hukuk ölçütleriyle baktığında çok rahatlıkla failler hakkında ceza kurması için yeteri kadar hatta fazlasıyla delil var. En büyük delil 95 yılında ailelerin gözü önünde, evlerinde kaçırılan, kaybettirilen 7 kişinin cenazesinin kuyularda bulunması. Bundan daha büyük delil olamayacağını düşünüyoruz. 95 yılından itibaren ailelerin ısrarla, ister dilekçelerle, ister sözlü, ister kamuoyuna, ister basına verdikleri beyanlarla çocukların akıbetlerinin ortaya çıkarılmasının yönündeki talebine karşılık soruşturma ve kovuşturma aşamasında bulunan cenazeler, kuyuların dibinden çıkarılan cenazeler en büyük delil. Yanı sıra o tarihteki dönemin kaymakamının beyanları, yine maktullerle beraber gözaltına alınan aile fertlerinin yakın tanıklıkları, o tarihte Dalgiçi ilçesinde görev yapan öğretmenlerin beyanları, o tarihte Dalgiçi ilçesinde görev yapan korucuların beyanları, yine Dalgiçi ilçesinde görev yapan görevli askerlerin beyanları, sanıkların dava dosyası kapsamında vermiş oldukları ifadelerdeki açık ikrarları aslında bir bütün olarak derinde bu kişilerin, yani sanık olarak yargılanan kişilerin örgütsel bir yapı içerisinde devlet adına hareket ederek bu cinayeti gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Ama bunu görmek için vicdan, bunu görmek için insancıl hukuk ilkelerine sahip bir zihniyetin olması gerekirken karşımızda devleti koruyan, devlet adına görevlileri koruyan ve kutsayan bir yargılama zihniyetiyle karşı karşıya kaldık. Ve bu zihniyetin sonucu, bu bakış açısının sonucu olarak da tıpkı diğer dava dosyalarında olduğu gibi sanıklar bir yerde ödüllendirildi, beraat kararıyla ödüllendirildiler. Dosyanın tamamı delil. Yani 95 yılından itibaren annelerin verdikleri beyanlar, 95 yılından itibaren kardeşlerin verdikleri beyanlar, 95 yılından beri ısrarla verilen suç duyuruları, dilekçeleri bunların tamamı delildir. Dalgiçi ilçesinden kaçırılıp Kızıltepe
de ki boşaltılmış köyde, güvenlik gerekçesiyle boşaltılmış köyün içerisindeki kuyulardan çıkarılan kemikler bunun en büyük delilidir. Dalgıç ilçesinde ki boşaltılmış köylerin çukurlarından bulunan cenazeler bunun en büyük delilidir. Dava dosyasında sırf cenazelerin yerini söylediği için ortadan kaldırılan, öldürülen bir uzman çavuşun cenazesi ya da hikayesi bu dava dosyasının en büyük kanıtı ve delilidir. Devletin kaybolmuş bir görevlisinin 30 yıldan beridir, 30 yıla yakın bir sürede akıbetini araştırmamış olması, soruşturmamış olması, başına ne geldi konusunda herhangi bir incelemeye girişmemiş olması bu dava dosyasının en büyük kanıtıdır. Daha da ötesi 95 yılında ailelerin büyük hukuki mücadelesi bu davanın en büyük delili ve kanıtıdır ve teker teker ispatlandı bunlar. Hem soruşturma aşamasında hem kovuşturma aşamasında. İlk gün kaçırılan andan itibaren üzerinde bulunan kazaktan ailelerin çocukların tanıması bu davanın en büyük delilidir. Dalgıç ilçesinin boşaltılan bütün köylerinde bu insanlara ait kemiklerin bulunması bu davanın en büyük delilidir. Dediğimiz gibi dosyanın tamamı delilden ibaret. Dosyanın tamamı bu insanların katledildiklerinin delillerinden oluşmakta. Ancak mevcut yargılama zihniyeti ve tutumu maalesef yüzyıldır Kürtlere yönelik yürüten politikaya uygun bir şekilde cezasız politikasını bu davada da tekrar etmiştir. Bu anlamda yargılanma makamı orada kendisini de inkar etmiştir. Halk adına hareket etmediklerini, halk adına yargılama yapmadıklarını, devletin siyasetine ve güvenlik anlayışı çerçevesinde yargılama yaptıklarını bu mahkeme kararıyla da açıkça ortaya koymuşlardır. Bu sadece konjonktür meselesi değil elbette ki. Bu devletin kuruluşundan itibaren yargısal zihniyetin Kürtlere yönelik, daha geniş anlamıyla da muhaliflere yönelik bakış açısının sonucudur. Devletin kutsallığının, devletin asla suç işlemeyeceğini veya da devlet adına hareket eden görevlilerin suç işlemeyeceği ya da suç işlerlerse bile koruma zırhında ya da korunması gereken varlıklar olduğu düşüncesinin yansımasıdır. Dolayısıyla sadece bugün verilen kararın mevcut şu an siyasal iklimde değil, aslında 100 yıllık bir tarih içerisinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Faili meçhul cinayetler yargısının infazı Kürtlerin ilk defa 90'lı yıllarda karşılaştıkları bir durum değil. Ta İstiklal Mahkemeleri döneminde başlayan ve benzer uygulamaların olduğu, yine o tarihte öldürülen insanların kuyulara atıldığını yakın tarihten bildiğimiz bir meselenin aslında bugüne kadar devam eden o anlayışın bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu davada devletin eşit haklar temelinde ya da eşit yurttaşlık temelinde Kürt'e yaklaşmadığını, tam tersine bu anlamda Kürt'ü yok saydığını, ayrımcı muamele tabi tuttuğunun en açık kanıtıdır. Dolayısıyla bu 100 yıllık devlet politikasıyla açıklanabilir, görülebilir bir durum olduğunu düşünüyoruz. Zaten mahkemenin tavrı, tutumu, vermiş olduğu kararlar, vermemiş olduğu kararlar bakıldığında aslında 100 yıllık bakış açısının yansıması ve yansıtılmasından ibaret olduğunu görüyoruz. Bu yargılanmanın bu noktaya kadar gelmesi, dediğim gibi ailelerin hakikaten 30 yıla yaklaşık vermiş oldukları hukuki mücadele ve zorlamanın sonucuydu. Dolayısıyla bu devletin kendi isteğiyle geçmişle yüzleşme hesabıyla yapmış olduğu bir yargılama biçimi değildi. Tam tersine ailelerin büyük hukuki mücadelesiyle bu noktaya kadar geldi. İşte tam da bunu söylüyoruz. Eşit yurttaşlık hukuku Kürtlere karşı uygulanan bir hukuk değil. Tam tersi ayrımcılık hukuku Kürtlere uygulanmaktadır. Kürtlerin bütün siyasetçilerin saçma sapan deliller üretilmek suretiyle cezaevinde olduğu bir süreçte ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanan sanıkların neredeyse 8 yıllık yargılanma sürecinde hiç mahkemeye gelmedikleri, mahkemeye dahi temas etmedikleri, mahkeme yüzü görmedikleri göz önünde bulunduğunda müthiş bir koruma kalkanıyla korundukları ve buna güvendiklerini, en nihayetinde verilecek kararın kendileri lehine olacağı inancıyla hareket etmeleri Türkiye'de bir
yurttaşlık, eşit yurttaşlık hukukunun uygulanmadığının açık kanıtıdır. Basit bir düşünce açıklaması nedeniyle insanların sabahleyin gözaltına alındıklarının evlerinin basıldığı, sad bir mitinge katıldığından dolayı ağır cezalarla yüz yüze kalan siyasetçilerin, Kürt siyasetçilerin bulunduğu bu ülkede ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanan insanların ellerini kollarını sallayarak dışarıda olmaları, yargılamaya dahi getirilmemeleri, yargılama makamının önüne dahi çıkarılmamaları, özel bir koruma içerisinde olduklarını ve bunu hissettiklerinin kanıtı diye düşünüyoruz. İşte bu da devlet adına suç işlediklerinin ve devlet adına suç işledikleri gerekçesiyle devlet tarafından korunacakları yargı mekanizmasında bunun bir aracı olacağını bilinci içerisinde hareket etmektedir. Dolayısıyla bu alımda bakıldığında evet, eşit yurttaşlık hukuku bir ülkede asla Kürtlere uygulanmış bir hukuk değildir. Tam tersine ayrımcılık hukukunun uygulandığı ve bariz bir şekilde uygulandığı, Kürtlerin siyasetçilerin tamamının cezaevinde olduğu, ağır cezalarla mahkum edildiği bir süreçte insana karşı suç işlemiş insanların gerekçesiz kararlarla beraat ettirildiği bir ülkede elbette ki eşit yurttaş hukukundan bahsetmek mümkün değil. Yani olarak üzdüğü kesin gördüğünüz bir şeyin ilgili makam tarafından ya da yargılama makamı tarafından teşhir edilmesini istedik. İnsana karşı suç işlendiği mahkeme tarafından kabulünü istedik. Bu insanların katledildiğini mahkeme tarafından kabulünü istedik. Bunun kanıtlarını ortaya koyduk. Bizzat ailelerle birlikte ortaya koyduk. Cenazeleri bulduk, insanları bulduk. Delilleri, tanıkları mahkemeye getirdik. Mahkemenin bu gerçeği görmesini istedik. Dolayısıyla ileri tutar yanı olmayan gerekçelerle beraat karar vermesi elbette ki insan olarak üzücü ve bir yabancılık duygusu hissettiriyor. Ailedeki yarattığı derin etki ayrıca başka bir konu ve tartışılması gereken bir konu ama bir avukat olarak tekrar Kürtlere yönelik bu ayrımcı muameleyi, Kürtlerin ölüsüne dahi gösterilen bu ayrımcı muameleyi görmek yaralayıcı ve aynı zamanda yabancılık duygusunu giderek de artırmakta. Birey olarak ben bu duyguyu hissediyorum. Tek sevinecek ya da tek hani bu anlamda evet bu yargılama ve soruşturma sonucu aileler cenazelerine ulaştığı en azından ziyaret edebilecekleri bir mezarları var. Ama devlet asla bu mezarların içindeki kişilerin kimler tarafından katledildiğini ya da tespit edilen kişilerin cezalandırılması için bir tutum sergilemedi ve bu tutum sergilememesi mahkemeye etki etti. Mahkemede bu tutumun veya da bu bakış açısının gereğini yerine getirip sanıkları ödüllendirdi. Ama verilen karar toplum vicdanında elbette tartışılacaktır. Toplum vicdanında elbette bugüne kadar ortaya çıkan gerçeklikle bu sanıkların bu suçları işledikleri sadece bu dosyada değil, bütün yargısız infaz dosyalarında, zorla kaybettirme dava dosyalarında gerçeğin tam da ortaya konulan gerçek olduğu bütün toplum tarafından bilinmekte. Devletin bu kirli geçmişini herkes bilmekte. Dolayısıyla bu mahkeme kararı şekilsel olarak sanıkları beraat etse de bizlerin vicdanında bu kişiler cezalandırılmıştır. Bu kişilerin suçlu olduğu tespiti yapılmıştı. Buna iniyoruz. En azından şimdilik bununla oynuyoruz.